Serpil Hanım'ın eline koluna sağlık. Önce enerjisine zeval gelmesin. Amin. Yani maşallah yaşın 43 ama enerjin 23. Güpür güpürdün, atladın zıpladın, bir an olsun durmadı. Ama gel gelelim, arkadaşlarından temizliğini beğenmeyenler olmuş. Koltukları silmek için siliyordu diyenler mi dersin? Camda sürekli aynı noktayı siliyor mu diyenler dersin? Yani beğenenler olduğu gibi beğenmeyenler de var. Eğer hazırsan haftanın ilk gün finalinde yorumları almak istiyorum. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Evet, Nilay Hanım'dan başlayalım. Nilay'ın öyle yerlere bakıp masum durduğuna bakma, yaptığı yorumlar bomba gibi. Evet Nilay'cığım, buyur senden alalım. Sanırım ilk günün heyecanıyla bayağı bir hızlıydı. Çekyatların altına... Mesela ilk günün heyecanıyla bayağı bir hızlıydı. Yani normalde sence hızlı değil mi? Yok yani yavaş bir hanımefendiye benziyor. Yani sakin bir hanımefendiye benziyor. Dış görünüşten diyorsun ki eli evet. Ağır ama daha enerjik evet, çıktı. Evet, çok enerjikti. Çok hızlı hareket ediyordu. Çekyatların altlarını süpürmedin sanırım. Sadece bezle aldığını gördüm. Süpürdüm. Çünkü altlarına tekrar toz döküyordu. Onların hepsi duruyor. Salonda bayağı bir oyalandığını düşünüyorum. Aslında çok salonda oyalandığını düşünüyorsun. Evet, camda çok oyalandı. Ne diyorsun Serpil, oyalandı yani mı? Yani camda hayır, biraz oyalandın. Camı güzel temizledin ama o çok oyalandı. Niye oyalandı peki? Hatası neydi de oyalandı? Yani camı herhalde çok iyi temizlemek istedi. Temizlemiş mi peki? Evet, yani bana göre temiz. Peki, orada beğendim. Çok evet. Kızımın hakkını vermiş yani camı. Yalandan cam, oyalanmamış. Hayır, camda çok oyalandı ama hakkını vermiş. Ama orayı yaparken bu tarafları biraz... Peki niye mutfaktaki yaptığı hiçbir işi beğenmedi? Neden beğenmedim hemen söyleyeyim. Çünkü tezgaha poşet koymadan çıkmışsın. Öncelikle onu söyleyeyim. Hiçbir şekilde orada çünkü tabaklar vardı, tencereler vardı senin bastığın yerde. Onun dışında fayanslara krem sıkmanı beklerdim önce dolapları silmeden önce. Yine yukarıdan başlamışsın ama dolap içlerini yine yağ sökücü sıkmışsın. Onların içlerinde de hep kaseler duruyordu sen sıktığında. Çok hızlı bir şekilde siliyordun sol taraftakinde. Fayansları sildim ben ondan sonra ilk önce. Dolabın üzerini sildim. Kapaklarını dıştan daha açmadan sildim. Oysa içini ben boşalttım. Sildim ve tekrar yerleştirdim. İşte ben onları komple boşaltmanı beklerdim. Önce ama boşaltsaydın daha sonra... Ama alanım çok dar olduğu için... Dar olduğu için ben hepsini indirdiğim peki, zaman... Peki hepsini tezgahın üstüne çıkartıp da dolaplara sıksaydı bu sefer de tasları akmayacak mıydı? Hayır, o şekilde? Tasları alıp bir kenara koyabilirdi çünkü... Ama alanım yok yani, alanım yok. Peki genel olarak temizlikten anlıyor mu Serpil senin açından? Ya tabii ki anlıyordur. Peki niye rakibim ama... olamaz dedim? Çünkü mutfakta gerçekten fayansları bütün kremler duruyor. Peteklerin arkası ve boru... Arkalarına elim falan hiçbir şey sınmadığı için hep eğer toz. Fark ettiyseniz ben elimi iyice yani içe doğru hep girebildiği toz. Kadar elim yani mutfakta gerçekten sildim. Çok yer kalmış. Peki Nilay, senden puanını almak istiyorum. Haftanın ilk günü ilk puanı veriyorsun. Bundan daha iyi bir temizlik de çıkabilir, daha kötü de bir temizlik çıkabilir. İyi düşünüp iyi puan vermeni istiyorum. Nilay puanlarını veriyor, bakalım kaç puan gelecek. Serpil arkadaşıma puanı. 3 puan geldi. Haftanın ilk günü. 3. Çok düşük. Ben daha yüksek beklerdim. 2 LTD izliyor şu anda ve sen tüm enerjini verdin. Nilay'dan 3 puan geldi. Eline emeğine sağlık ama mutfakta eğer birazcık daha yapabilseydin 4 verirdin. Yani farkındaysanız mutfakta 4 bayağı bir yanı yaşamışsın. Fanyaz da o üstten aşağıya silindi ve çok çok kötüydü. Peki. Nilay'dan 3 geldi. Demiyorum. Yeni yarışmacımız, daha doğrusu herkes yeni. Emine'cim son dakika katıldı. Emine, senden alalım yorumlarını. Oturma odasında koltuk aralarında çok eşya buldum. İç süpürülmemiş oralar. Mandal falan çıktı elime. Yiyecek de çıktı hatta. Camlarda çok oyalandınız. Aslında eliniz hızlıydı. Ama bilmiyorum belki daldınız ama çok fazla kremlediniz. Vakit bayağı harcandı orada. Peki cam güzel olmuş mu? Cam güzel olmuştu evet. Evet. İlk başta buğu gördüm zannettim ama camın iç kısmında bir buğulanma varmış. Camdan yana sıkıntı yok. Gerçekten çok güzel olmuş. Benim tek takıldığım nokta koltuk altları ve kenarları gerçekten her şey duruyordu. Ayakkabının arkası da gerçekten çok pisti.
Dolap üstünde de tozlar vardı. Siz çekip vardı. Baktınız yani onların arasında. Şöyle söyleyeyim. Çekip baktınız. Dolap üstünden diyorsun. Dolabın üstünün farkındaysanız üzeri kabarmış tavan. Yok hayır gerçekten. Tıkır tıkır dökülüyor hayır. Yani. Yok tavanın dökülmesini gördüm. Onu gördüm ama elimi sürdüğümde gerçekten elime toz geldi. Mutfakta da yağlar duruyordu. Mesela kapaklarda çok hırslandığınızı gördüm ama yağlar hala devam ediyordu, duruyordu orada. Buzdolabının üstünde de çok toz vardı. Yani Serpil bu evin hakkını veremedi mi? Yok aslında çok güzel temizlik yaptı ama heyecana kapıldı. Bak şimdi, evet. Hem çok yani, güzel temizlik yaptı diyor. O anlamda söylemiyorum, hayır. Şimdi şurada biraz çelişiyoruz. İyi temizlik yaptıysa bu kadar eksiği nasıl sayabilir? Yok. Bu kadar eksik saydıysan bu kadın nasıl iyi temizlik yok, yaptı? Yok aslında bak yapış tarzı çok güzel ama hızlı ve herhalde bir de heyecan vardı. Bazı yerlerini nasıl? Bırakarak. Telaşlıydı. Ya şimdi siz de telaşlı olmak zorundasınız ya, çünkü tabii, 4 saatiniz tabii. Var. Aheste silemezsiniz ama işten anlıyor mu? İşten anlıyor. Peki evet. Niye o zaman bu kadar eksik kaldı bu evde? Seni saydığına göre. Bilmiyorum. Heyecan yaptı o zaman. Ama gerçekten elime gelmese... Bir şey saydıkları cidden eksikler mi senin adına? Yani benim bunlar... için eksikler değil. Hayır ama koltuk araları gerçekten çok önemli. Emine bence tutarsız konuşuyor. Bir beğendi, bir beğenmedin. Yani ne dedi ben anlamadım yani. İnanın çok elimi ittirmediğim halde elime elektronik alet geldi, yemek geldi, maşallah. Mandal geldi. Bu inanın ittirmemiştim daha elimi. Tam sokmayla zaten elime mandal sen direkt geldi. Sen elini korku kalıştırma, bir dahakine sok dirseğine kadar. Peki Emine senden puan almak istiyorum, buyur. Serpil Hanım'a puanım 3. 3 geldi. Ne diyorsun 3 geldi. Sen 4 bir 5 bekliyordun. Vallahi bekliyorum yani. Bekliyorum. Yani bundan daha iyisi çıkar diye düşünüyor musunuz? Çıkabilir. Peki üçler geldi. Herkes kendine güveniyor sonuçta. Tabii ki de. İknur Hanım sizden devam edelim. Serpil abla öncelikle eline sağlık. Teşekkür ama ederim. Salona ilk girdiğimde gördüğünüz gibi... Aranızda kaç yaş var? 10 yaş. 43. Ha o evet. 10 yaş var evet. Tam doğru 10 yaş var. Orası değil mi? Evet. Silmeni bekliyordum prizleri. Orayı silecektim ben ama dediğim gibi zaman, içeri girer girmez zamanım yetmediği için duvardı. Onlara dikkat etmedim. Daha sonra koltuk silişine baktım. Duvar silmesini istiyordunuz bazı yerlerin. Evet bazı prizlerin özellikle priz kenarları silinmesi lazımdı. El izleri vardı. Yağ sökücüyle silmeyi deneseydin hiç bastırmadan çıkacak lekeler. İşte dediğim gibi hani süreyle şu anda biz yarıştığımız için daha önemli yerleri ben hani koltukları silmek, koltukları da etmek. Siliş tarzını gördüm. Hatta lekeler var kumaşların üzerinde. Çıkmıyorlar ki ama. Ama zaten çıkmıyor. Böyle şey çok bastıra bastıra silmiyor. Elin ucuyla. Evet böyle gidip iyi geliyordum. İyi baktıysanız böyle elimle yani hızlı yaptım. Koltukların... İknur'dan direkt elinin ucuyla sildi. Hiç dedim. Özellikle kabul etmiyorum. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Elimizi soktuğumuzda çerezler çıktı avuç avuç. Elektrik süpürgesini maşallah. Hiç sokmamışsın. Bunlar ellerine bugün poşet almışlar. Çekyatların arasından alışverişe çıkmışlar. Peçetlerini beğendim. Temiz silmişsin. Yalnız sadece bu çekyatın arkasındaki borular tozluydu. Bir de gardırobun arkasında duvar arası. Ama gardırobu nasıl çekeceğim ben? Maşallah dört kadın da herkes gibi çıktı. Nasıl çekeceğim ben o koskoca gardırobu? Elektrik süpürgesi borusu girerdi borusu ama. Borusu o kadar ama girdi. O kadar girdi. Yani sağdan bir girseydin, soldan bir girseydin o kadar girdi. Kalmazdı. Ya gardırobu nasıl çekeceğim ben? Ben mümkün olduğu kadar zaten gidebildiği kadar hortumu ittim ve süpürdüm. Ben soktum. Peki Serpil kolaya mı kaçtı? Kadar. Serpil abla heyecanına yenildi. Hızlıydı, heyecanına yenik düştü. İlk geldiğimde ben de hızlıydı, çevikti. Baktım ki sonra dökülmeye başladı. Daldan dala daylalara. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.